Sokrates'e Kupası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Onur Erdem, moderatör koltuğunda sizlere yardımcı olmaya çalışan benim için de önemli bir sınav. Karşımda iki tane usta moderatör var. Ee, sizin aranızda kim moderatör olsun kavgasına ben olayım diyerek son verdim. Tabii benim adıma da bir protesto eylemi de diyebiliriz bunun için. Siyah giydim gördüğünüz gibi. Neyi protesto ediyorsun? Kupayı Aa. E, ve maçları, e, golsüzlüğü. Neden sonra mı karar verdim buna? Portekiz maçının ikinci yarısından öncesine dair fikirlerim de bunlar. Yani dün yaklaşık 200 dakikalık bir golsüzlük var. Arjantin maçının olduğu gün 250 dakikalık bir golsüzlük var. Ee, bu kupaya neden geldiğiniz sorusunu bazı takımlara sormak istiyorum. Zaten 4 yılda bir geliyorsunuz. Berbat futbol oynayıp ele, elenip gittiğinizde hayatınıza nasıl bir iz bırakacak? Bunu bir şölen ve şenlik havasından çıkarmak için neden bu kadar çok inatçısınız? Oldum. Gibi sorularım var. Bu kupa benim özel ve maddi hayatıma da büyük sekteler vurdu. Sevgilim zaten eve gelmiyorsun diyerek İstanbul'u terk etti. Maddi olarak çok kötü durumdayım. Arjantin maçından sonraki gün yayınım vardı gelemedim. Çok üzgündüm. Ee, serumlarla ayakta duruyorum. Üzgünüm. Ee, çok şikayetçiyim. Siz nasılsınız? Dün Brezilya maçını izlerken Gizem'le de bizim aramızda benzer bir diyalog oldu. Bu daha ne kadar böyle devam edecek? Ve daha beşinci gündeyiz. Evet. E, ben de biraz yalanlar söyledim. İşte grup maçları bittikten sonra e, daha az maç olacak falan. Kupanın dörtte biri bitti gibi. <laughs> grup da sekiz gün var sınav. Ama Google'dan bulunabilecek gerçekler bunlar yani. E, Google'a bakmıyor bu konularda. Beni e, doğru kabul ediyor sağ olsun. Güzel. İşte hata. E, yani ben de günde dört maç izleyince açıkçası e, gizem birazcık bozuluyor. Ben maçları karıştırmaya da başladım. Evet. Beşinci Olur. günün sonunda. Hepsi Ulan... birbirine benziyor çünkü. Zaten mesela bak Danimarka-Tunus, Hollanda-Senegal, efendime söyleyeyim İsviçre kamerun Ben bu maçların hepsi bana aynı maçmış gibi geliyor. Yani hay, herkes aynı şeyi oynuyormuş, oynamaya çalışıyormuş. Hiçbir yaratıcılık, hiçbir şey yok. Sağda bir ışıltı yok, bir parıltı yok. Usta yorumlar... Bu biraz ya, derin analizler yaşlılık mi acaba ya bilmiyorum ya bilmiyorum neyse ben moderasyon yapmam lazım özür dilerim ee, Brezilya maçıyla başlayacağız ama bir duyuruda bulunmam lazım sokatese dünya kupası boyunca özel içeriklerimizi diyeyim takip etmek için lütfen abone olmayı unutmayın ee, çeşit çeşit programlar çeşit çeşit yorumcular ve moderatörlerle beraber bu kupayı eline boyuna incelemeye çalışıyoruz öncelikle bunu söyleyeyim zaten bunu söylemezsem Armağan Kızıyor. Evet. Çok kızıyor. Tepki yiyorum. Diyerek, Brezilya Sırbistan Richarlison'un iki golü, ikincisi turnuvanın şu ana kadarki en iyi golü. Tartışmalar. Bir süre daha en iyi golü olabilir, çok zor onun. Çok büyük yani. ihtimalle. E, nasıl bir maç sizce? Çok güzel bir maçtı bence. İlk yarı golsüz olmasına rağmen çok güzeldi. Sırbistan e, ilk 15 dakika falan önde bastı, önde karşıladı Brezilya'yı. Sonra biraz derine çekildiler. İlk yarının sonunda yine önde karşıladılar. Ama işte öyle bir yetenek var ki Brezilya'da. Biraz ben Neymar'ın da hakkını vermek istiyorum ya su, e, konusu açılmışken. Sabah sabah bu ses, çünkü Uğur Ozan tarafından uyarıldık. Ee, sabah programında... Rica ediyorum birazcık daha yüksek. 5 dakikada dendi. bir olacak bu arada. 5 dakikada bir uyarılıyoruz. <laughs> e, uyarılıyoruz. Bu şekilde bizi dinç tutmaya çalışacaklar. Teşekkür ederiz bu sistem içinde. Benim de uzan tarafından çok uyarılmışlığım vardır. Ev arkadaşlığımız boyunca. E, dolayısıyla alışığım buna. E, Neymar hakkında şunu söyleyeyim ya. Şimdi biraz antipatik bir figür ya adam. Ama e, ya o kadar çok tekme yedi ki adam kariyeri boyunca. Ve dünyanın en çalımcı oyuncusu herhalde oynadığı sürece. Ama göstereyim. tekmeyi de çekmek var yani hani. Yaptığımda. Hak etmek mi var diyorsun? Yani savunma oyuncusuna da o niyeti verme ya. Yani. İçinden de geçmeye çalışma mı diyorsun? Aynı. E ama geçiyor, geçebiliyor. Ne yapsın adam? E onları kırıyor. İşte, i̇şte yani. yine bileği böyle davul gibi olmuş. Tite de diyor ki Neymar bu Dünya Kupasını oynayacak. Siz hiç merak etmeyin. Ne olursa olsun oynayacak Tabii gibi bir demeci var da yani bir şey olur oynayamaz. Niye bu kadar büyük konuşuyor? O bilek şeyde mi oldu? Gude'in müdahalesinde mi oldu Bence Yoksa onda olmadı. Ben onu hatırlamıyorum. Hangi yani nerede oldu bilmiyorum. E, böyle şişmiş ama e, ve arkadaşları Neymar'ı ilk sondan böyle takım arkadaşları kalkan yaparak geçirmişler. Böyle müthiş bir birlik beraberlik havası da var e, Brezilya'da. Şöyle bir e, notlarıma da tekrar bakayım. Ha Brezilya'nın bir korner seti vardı ya ilk yarıda. Kısa oynadılar, pakete topuk pası attı, bacak arasından geçti adamın. Korner setleri daha böyle herkesin uygulay uygulayabileceği şeyler olur normalde ama işte böyle bir takımda böyle sıra dışı olaylarda görebiliyoruz. Abi şey çok enteresan geldi bana. Ee, en çok konuşulan işte Brezilya çok büyük favori. Bilmem ne ama bekler çok büyük problem olacak falan işte beklerin böyle yeterli olmayacağını falan söylüyordu herkes. hani ee, savunmada problem yaşarlar vesaire. Üstüne bir de baktın hani Casemiro dışında ön tarafa hakikaten. Ya Paketa belki biraz derinde oynadı ama öyle derin oyuncusu falan değil çok fazla. Böyle şey gibi 4-1 hani herkes geri kalanlar ileride falan. Bir de çok sağlam bir Sırbistan takımına karşı hani nasıl girecekler acaba diye düşünüyordum ben. E, ee, yanlış şey de söylemek lazım. Bence işte Gudey müdahalesi, sarı kart eee hani sarı kart gördü ben bunu daha fazla tutmayayım düşüncesi e, hocanın ve onun çıkışı sonrasında maçın bir anda dönüşü var. E, o sertlik dozajı o değişiklikle beraber bence çok düştü ve oradan sonra zaten bayağı hani Sırbistan artık kendi 18'ine gömülüp e, Brezilya'yı karşılamak zorunda kaldı. E, şey bence önemli gö gövde gösterisi. Yani son 30'daki Brezilya çok sağlam bir gövde gösterisi ki eee Aleksandro'nun direktten döndü. Casemiro Casemiro direktten döndü. Vinicius Junior'un <laughs> çaprazdan kaçırdıkları var evet. e, bir iki tane. Yani çok acayip bir skor da olabilirdi ki yani bence böyle bir kadroya, böyle bir fizik kaliteye bu kadar domine etmek e, Brezilya için bayağı iyi bir işaret. Bu arada Sırbistan çok sert başladı. Sürekli faal, sürekli temaslı oynadılar. Ama son 10-15 dakikada maçta Brezilya o kadar net bir galibiyet almıştı ki böyle bir savaş yorgunluğu vardı Sırpların üstünde. Yani ikinci golden sonra birazcık zaten Moral mandı. Koptu iş evet. Koptu iş yani o kopan şey tamamen sahaya da yansıdı diye. Sırbistan Brezilya'nın işini kolaylaştırdı diyebilir miyiz? Şu açıdan söylüyorum sen söyledin. Beklerle sorun yaşayabilmesi muhtemel bir Brezilya dedin. E, Thiago Silva 36-37 yaşında daha yavaş e, geçilebilir bir durumda. Marquinhos bu sene sakatlıklardan çok çekti. E, böyle baktım. önde sadece Casemiro var tutucu olarak. Bunlara baktığınızda... Yani neredeyse sadece tad için ayağına bakan hmm. e, Mitrovic'i de saymıyorum çünkü yani Mitrovic beslenmesi gereken bir durumda ee, Sergei Milinković için neredeyse maçta hiç görmemek e, tad için ayağına bakmış bir şekilde sahaya çıkan bir Sırbistan aslında Brezilya'nın zaaflarını... Sergey bu arada ner tam olarak nerede oynadı mesela ben onu da çok çözemedim. Evet. Yani toplu oyunda hiç yoktu. Yani... Baştan önce gelen 11'de. E, Sağ ya da sol kanat gösteriyordu. Sol gibi gözüküyor Evet sol ön gibi gözüküyordu. Evet sol, ön yani sol gözüküyordu. önle alakası muhtemelen hani şey <laughs> ileride sadece işte Tadic Mitrovic bırakıp Sergey onların arkasında gibi olacak diye düşünülüyordu ama bana şey garip geldi mesela işte. Ayak burada bu arada görüyorsunuz. Evet bilek. Evet. Ama şeyle e, görebildiğim kadarıyla böyle terliğin üstüne çorapla şey yapmış. Yani yürüyerek çıkmış. Hafif böyle sendeleyerek çıkmış. Benim de oldu bu. Kim? Benim ayağım yalama olmuştu bir noktada zaten bileğim. Evet. Üç gün falan bunun inme süresi. Ondan sonra Neymar'a benden iyi bakacaklardı. Ekmek çiğneyip yapıştırılıyor buna genelde. Evet. Gibi. Yani bir şekilde çözerler. Grup maçlarından sonrasına yetiştirirler bence. Öyle çok ekstra bir şey. Şekilde... Ha, sen grup, grubun geri kalanında oynamaz mı diyorsun? Gerek de yok zaten. Evet çok yani, gerek yok. Doğru evet. sen de haklısın. Milinkovic Savic ailesinin anne babasını merak ettim ya. Yani hem Vanya hem Sergey'in aynı aileden çıkmış olması maşallah. Sıfat olarak. Ee, evet tiplerini yani. Ama Vanya da. Ebat olarak aynılar aşağı yukarı. Evet. Göre, aynılar mı? Yani aynılar. sanki öyleler. Vanya sert gösteriyor ama sakalla falan. Evet. Yani Sergey de bir acayip, Vanya da bir acayip. ben Sırbistan'ın ana planını beğendim bu arada ya o sorun cevaplamam gerekirse. Beğendin ben, mi? Evet evet daha hücuma yönelik çıkabilirlerdi. Bence o zaman daha erken de gol yiyebilirlerdi. Sonuçta bir denge meselesi. Yani Kostic de çıksaydı Kostiç biraz daha savunmaya az yardım ya etti. Mesela bak evet Kostic orada bir... Ya yani muhtemelen fark zaten olabilir. bu 11'den birisi çıkacak atıyorum mesela... Gude çıkacak, Milinkovic Savic oraya geçecek ve hani Kostic onun yerine hakikaten Solon gibi olacak diye düşünüyorum bir sonraki maçlar. Çünkü zaten şart artık bundan sonra. Ya da yani çift farete de gidebilir eğer. Vlahovic bu arada girdikten sonra çok kötüydü. Yoktu. Yani. Vlaovic... Ama tam da şeye denk geldi işte. İkinci golden sonra bir sürprizden tamamen dağıldı. Bir iki tane böyle ezbere kanat değiştirme falan çabası evet. vardı. Çok kötüydü. Bence sebebi şuydu Vlahovic'e de oturtmasının. Mitrovic'i bağlantı oyununda çok derinde kullandı zaten. Böyle e, Brezilya savunması da biraz yorulduktan sonra Vlahovic'i taze bir şekilde sokup e, belki bir şeyler çıkarırım diye Zaten 38 ama... yaşında bir stoper oynuyor. Onu bir yoralım diye. Ben şeyi çok çözemedim bu arada. Zivkovic çok... Ya zaten hani oraya dönüştü artık. Bir sağ kanat bek olarak hani oraya dönüşmüş durumda. Çok etkisi de olmadı. Yani hücuma da çok etkisi olmadı. Savunmaya da çok etkisi olmadı. Kanat. Olmadı diyorsun. Olmadı yani. kanat bekler biraz zayıftı ya. Yani çok etki edemediler oyuna. İşte o da birazcık... Ya serisinden... oyunun iki tarafını oynamadılar ki zaten. Evet. Tek tarafını oynadılar. Ee, bilmiyorum ama yani o gol gelmese ki o golde de bence Neymar'ın çok büyük bir yaratıcılık örneği var. O vücut çalımıyla topu önüne alıyor. Sola çekiyor. Sonra Vinicius vuruyor zaten önündeki topa Neymar'ın. Eğer oynayamazsa Neymar kupanın kalanında tabii çok yetenekli bir kadro ama ciddi bir darbe alır bence. Brazil. Bu arada şey de çok enteresan geldi bana. Ee, bir noktadan sonra hani golden önce bu arada yani gol geliyorum şöyle diyordu e, yayı hiç kapatamamaya başladı Sırbistan yani sürekli yayda bir boş Brezilyalı var bir şut geliyor oradan ya da oraya düşen top mutlaka Brezilya'da kalıyor ve sağa sola gidiyor zaten gol de öyle geldi Neymar oradan çıktı. Yayı bir türlü kapatamadılar. Çok enteresan. Ya Rafinha da biraz verimsiz gözüktü bu arada. Onunla da değinmek istiyorum. Ama şöyle ilginç bir oyuncu Rafinha. Çok fizikli. Aslında yani uzun boylu böyle teknik bir kanata göre mesela. Vinicius'tan daha fizikli yapılı bir oyuncu. Ve Sırbistan gibi takımlara karşı da böyle ortadan kaybolmuyor. Tamam biraz gol kaçırıyor. Kötü vuruşlar Hı -hı. yapıyor. Kötü ortalar yapıyor. Ama hep istediğini görüyorsun. Aktif olduğunu görüyorsun Rafinha'nın. Bence hem Barcelona'da hem burada ilk tercih olmasının sebeplerinden en önemlisi evet. bu. Hiç o zaman... Vermiyor. Brezilya'ya devam edeceğiz. Ee, ama benim dönmek istediğim biri var. Dünün en hızlısı yemek sepetiyle dünün en hızlısına gidelim. Birazcık dışarı bir son konuşalım devam edelim. Yemek sepetiyle dünün en hızlısı Richarlison demiştik ama bir hatırlatma yapmayı da unutmayalım. Yemek sepetinde pizza şöleni devam ediyor. Maçlara eşlik edecek çeşit çeşit pizzalar için siz de yemek sepeti uygulamasını indirip sipariş verebilirsiniz. İndirimli pizza menülerine ek toplam 210 TL'ye varan kupon fırsatını da hatırlatmış olalım. Siz de siparişinizi verin, pizzanızı söyleyin ve futbol keyfinizi ikiye katlayın diyelim. Veriş hali sonra dönelim. Biz i̇şte. mesleğimizi kaybettik abi. Evet çok müthiş bir model. Bu meslekte şu kulaklıkta dahilse ben yapmam. Güzel. Çünkü çıkıyor. O huzursuzluğu hep hissedeceksin evet. şeyin parçası o. Abi ilk Şampiyonlar Ligi golünü de atmıştı bu sezon Richarlison. Ağlamıştı. Babasına teşekkür etti, <laughs> ağladı falan. Ve işte şu yüz ifadesine bakınca da ne kadar büyük bir şey olduğunu anlıyorsun bunun ya Dünya Kupası'nda gol atmanın. E o açıdan da çok sevindim ben Richarlison adına. Zaten turnuvanın şu ana kadarki en güzel golünü de attı adam. Bilmiyorum ya. Yolu açık olsun. Böyle çok gurur duymuştur ailesi. Yani maçın başında Richarlison tercihi ileri uçta eleştirildi. Aynen. James niye yani, oynamıyor? Nasıl oynamaz falan. Nasıl oynamaz gibi. Hatta gole kadar da pek bir varlık da gösteremedi. Yani bu sadece Richarlison'un sorunu mudur yoksa Brezilya'nın topu oraya getirememesiyle mi alakalıdır bilemiyorum. E Tottenham oyuncusu sonuçta. Yani bizim tarafımızdan evet, öyle evet. de bir şey var. Ee, negatif durumu var ama yani o golle beraber herhalde Richarlison bu, bu saatten sonra kesmek biraz zor. Abi çok iyi bir dönemde gelmedi. Hatta belki gelemeyecekti. Öyle bir sıkıntı da vardı. Ee, ve gelemeseydi mesela Jesus oynayacaktı ya da işte gelemeseydi onun yerine kim e, çağrılacaktı falan. Ee, ama bir numarası olduğunu zaten Tite çok, bayağıdır hani oynayabildiği zaman o oynuyordu zaten. Ee, ve hani bence burada şey var biraz, attığı gol çok ekstra bir şey de, yani Jesus'a göre... Bağlantıda belki daha eksik olabilir ama ceza sahasında daha mahir diyebiliriz herhalde. Bitiriciliği bitiriciliği bir tık daha yüksek. Ya bir de şu golü atmak için o müthiş golü atmak için kendine çok iyi hissetmesi gerekiyor bence tabii, tabii. futbolcunun. Çünkü tam doğru zamanda o voleyi vurmanız gerekiyor, topla bütünleşmeniz gerekiyor ve tekrarda özellikle... Ya yani bileşik bir hareket o çünkü. Evet. Yani... Devamlık istiyor ve onu bir ahenkle yapman lazım sonuçta. Ve o zamanlamayı muhteşem ayarladı. Yani o topa o gücü yüklemek bence hiç kolay değil. Çünkü böyle yukarıdan aşağı iniyor top ve tam doğru zamanda vurarak e, o golü attı. Çok özgüvenli e, hissediyor. Daha da özgüvenli hissedecek bence bundan sonra. Brezilya'nın şampiyonluk şansı yani daha doğrusu şöyle sorayım. Bu kadar net bir soru olarak gelmeyeyim de. Birinci maçlar bitti. Herhalde yani... öne çıkan takımlar İspanya. Fransa, İngiltere ve Brezilya evet. diyebiliriz. Bu dördünün öne çıktığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Ee, en zayıflığını gizleyen hangisi sizce? İspanya'nın Costa Rica maçı ne kadar bir deneyimdir? İran maçı Rakim, ne kadar bir deneyimdir? de bağlı bence. Evet. E, İngiltere'de <laughs> şöyle bir güzellik oldu bence. Dörtlüye döndükten sonra Southgate bazı oyuncuların böyle zincirleri kırılmış oldu. Saka bunlardan birisi. <laughs> Müthiş oynadı ve bugün de e, birazdan konuşacağız. Aynı 11 ile çıkacak büyük ihtimalle. E, İngiltere'yi diyebilirim ya bu konuda. Stoper açığını da çok fazla hissetmediler sanki. E, eksikliklerini en iyi gizleyen takım İngiltere. Çünkü bence Brezilya'nın ciddi bir eksiği yok ya baktığında. O. Kadro ya kad oyuncu havuzu değil mi? yani İngiltere de öyle geliyor bana. yani Hakikaten her şeyin o kadar iyi bir yerde alternatif var. Mesela hani Calvin Phillips oynayarak gelmiş olsa mükemmel bir havuz. Ee, belki işte stoper falan diyebilirsin ama Brezilya'ya da baktığında ben işte biraz bekler hani problem yaratabilir diyordum. Onun dışında da çok bir şey yoktu ki çok fazla alternatif. Yani şimdi bakıyorum hani Paketa işte derinde oynadı. Belki çok daha zor bir maça, bir çeyrek finale işte Paketa'yı sağa atıp ki çok fazla oynuyordu. Oraya bir Fred koyabilir, daha da sertleştirebilir. Yani sürekli oynama yapılabilecek. E i̇şte Bruno Guimarães da. Ya Bruno ya Bruno oynamıyor aynen. Yani. Ee, ya gerçekten çok az eksiği olan bir takım ve hani işte ilk maçlarda da şeye baktığında, rakibe baktığında çok sert bir başlangıç. Yani şey düşünebiliriz işte Fransa'da mesela çok bence aşırı zayıf bir Avustralya'ya karşı başladı. Panikle başladı. Yani bu Brezilya hiç panikle yaşamadı. Evet. Yani bir de özgüven işte oyuncuların kendine olan güveni Neymar inanılmaz geldi. Richarlison ilk maçta iki tane attı falan derken e, bu özgüven bayağı götürür bence. O zaman Portekiz maçına geçeceğim. Şey de söyleyeyim yani kupalarda şu da oluyor maalesef. Ya maalesef değil daha doğrusu da hani ilk maçlarda çok gömdüğümüz, ha. bu nasıl tabii takım tabii. dediğimiz bir sürü takımın ikinci, üçüncü maçta başka bir performans sergileyip çıktığını da göreceğiz. O yüzden ilk maçlar üzerine konuşuyoruz. Muhtemelen bugün zayıf bulduğumuz ya da çok iyi dediğimiz takımları ikinci, üçüncü maçlar sonunda da e, kötüleyeceğiz. Ama yani şu sıfata bir bakın. Ha. Bu ne güzellik ya. ya. Bu ne güzellik. Has erkek. Yani, diriliş Alison. Yani Aynen. Bu, bu adam <laughs> erkekse biz neyiz? Doğru soru budur. Doğru soru budur. İnanılmaz ya. Yani gerçekten... Muhteşem. O zaman yemek sepetiyle dünün en hızlı bölümünü kapatayım. Portekiz-Gana maçıyla devam edelim. Portekiz-Gana maçıyla devam ediyorum. Ee, yani hiç beklemediğim şekilde gelişti maç. Yani çok saçma maç oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Maçın ilk yarısı bittiğinde Portekizli ve Ganalı futbolculara ben <coughs> sistemlerimi iletiyordum. İlk yarıda da bir saat yani. İlk, ilk saatte hiçbir şey yok maçta. Yani... Neden futbol oynanmıyor? Ki bunu kupada en başta da söyledim. Çok sordum. Neden gol atmak istemiyorsunuz? Neden bu futbollu biz maruz kalıyoruz? Ki iş gereği de yani bu... maruz kalmakta e, kalmak kas, da zorundayız. Maruz kalmak da zorundayız ve ben bu kötü maçları izlemek zorundayım. Ee, hadi ilk maçlar diyelim. ikinci üçüncü maçta Can Havli ile belki bir şeyler yapacaklardı. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ee, ama sonra ortalık karıştı. Yani Ronaldo'nun bence penaltı olmayan bir penaltısıyla... E, öne geçen bir Portekiz. Devamında yanlışlıkla bulunmuş bir gol. Bir anda bulunmuş bir gol. Gana tarafından. Rafael Liao, Joao Felix falan filan derken maç neredeyse de son dakikada Dünya Kupaları tarihine geçecek bir an yaşanmak üzereyken ayağa kayan Bukhari ama yani çok üzüldüm bir taraftan da onu elde edemeyişine. Tek bir şey söyleyeceğim. Buradan Fernando Santos'a sesleniyorum. Rica ediyorum. Rafael Laio oynat hocam. Lütfen. Ben bu çocuğun maçlarını izlemek için Milan maçı izliyorum. Yani şu anda izleyebileceğim ve keyif alabileceğin en güzel şey yani Portekiz'de. Lütfen bu evet. çocuğu oynatalım. Rica ediyorum. Lütfen. İlk, i̇lk, golünü atmış Portekiz formasıyla. Bu arada Teo Hernandez de yedek başladı. Tur. Milan'da bir sorunu var evet. bu dünya. Bu arada ikisinin de hikayesi aynı. İkisi de girdikten sonra maç değişti. Aynen. Ne istiyorsunuz? i̇kisi yani de maç aldılar. Öyle bir sıkıntı. Ya geriye biraz az yardım ediyor Leao. Belki Gerek olabilir. var mı? Ee, şu an yok. Yani Joao Felix çok mu ediyor geriye? evet. evet. Yani. Buyurun. Ya şöyle Portekiz'in ben Nijerya maçını anlattım turnuva öncesi hazırlık maçı. Ronaldo yoktu o maçta ve Portekiz'i ben çok beğenmiştim. Topu geri kazanma süreleri çok kısaydı. Müthiş bindirmeler geliyordu. Dalo sabekteydi o maçta. Bence bu maçın ilk yarısında ciddi bir koşucu sorunu yaşadı Portekiz. Yani top kimin ayağındaysa diğerleri böyle sabit şekilde ona bakıyor. Bir şekilde pas istiyor falan ama koşu gösteren yok. Sıfıra inen hiçbir bek yok. Leo kısmını orada da altın çizmek lazım. Evet. Çünkü bütün Portekiz, yani Portekiz'in bütün oyununa baktığınızda Adam eksilten biri yok. Bütün adam eksiltmeleri sadece 2'ye 1'lerle yapmaya ha. çalışan bir takım var. E, o da bir yerde tıkanıyor yani o kadar kapalı savunmaya. Yani bayağı pasör bir takım ama pas için koşu gösteren biri olmayınca o böyle e, durağan görüntü ortaya çıkıyor. E, ve o penaltı golü olmasa herhalde böyle 0-0, 1-0'a bağlanacak bir maç. Ya şu da çok enteresan bir andı ya. of Ya bu inanılmaz bir şey ya. Arkasına yani, bakar artık kaleci. <laughs> bugün bir, bir tweet gördüm sabah. E, Diego Costa yani hayatının en büyük evet. e, travmasını yaşayacaktı. Eğer adamın ayağı kaymasa ve o golü atsa. Şimdi de, Bukhari dedim yani Inaki Williams. Inaki Williams şu anda hayatının en büyük travmasını artık bundan sonrasında yaşayacak. Hep kafasında ayağım kaymasa, kaymasaydı ve o golü atsaydı mı yaşayacak. E çok da özel bir hikaye olacak <laughs> yani. Hani oynaması farklı bir milli takımda dönüşmesi Aynen. sonra. <laughs> E, futbolcular çok kayıyor bu arada fark ettiniz mi? Yani birçok e, maçta böyle kayıp düşen futbolcular görüyoruz. tabi nemden falan da olabilir. E, sıcaktan da olabilir. Burada da Inaki'nin kimincey dün maçta bir ha. terste kaldı. Hı. Aynı şekilde onun da bir ayağı kaydı Hı. gitti. Hatta bacak gidiyordu. Yani nereden nasıl kalktı oradan anlamadım. Belki Lucas Hernandez'in sakatlığı da hani birazcık bununla alakalı. Ve herhalde sıcaktan, nemden e, futbolcular biraz ayakta durmakta zorlanıyor. Bu da e, turnuvada aklımızda kalacak hatlardan biri olacak. Sana bir sorum var. Portekiz'in orta sahası ile ilgili. Tamam Ruben Neves ortada ama Bernardo Silva'yı çok geriye kaçarken gördüm. Çok kendi yarı sahasından top alırken gördüm. Otavio, Otavio'nun pozisyonunu anlamadım net bir şekilde söylemek gerekirse. Bruno Fernandes de bunlarla beraber. Fernandes'in ne bir kanat içeriye de girmiyor. ya yani içeriye giriyor daha doğrusu kanattan kanserle çok fazla git, git gel yapamadı bu sebepte. Ee, bu orta sahaya bir müdahale gerekir mi? Ya Mesela şöyle, Bernardo Silva rolü diye bir şey var ya aslında sağda oynuyor <laughs> ama tam sağda değil ve her şeyin içinde. Ee, burada da mesela sağ Mesut iç Yılmaz gibi çıktı. Gibi <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bernardo Silva rolü Mesut Yılmaz diyebiliriz. Mesut Yılmaz rolünü oynamadı mesela. Ee, Otavio'nun da mesela Otavio'nun yerine Joao Mario oynamış olsa e, bence maça çok daha etkisi olabilirdi. Çünkü Otavio hani tam çok rahat dağıtan top e, çeviren bir oyuncu vesaire ama o dripling özelliği Joao Mario'da daha çok var. Daha delici bir oyuncu. Girdikten sonra sağ kanatta gösterdi onu. iki tane pozisyonda evet. sırtına alıp gitti adam hatta yani. Yani şey hani kanada da de çok yakın oynayıp e, oradan da oyuncu eksiltebiliyor ya da bekiyle çok daha iyi anlaşan bir adam Joao Mario. Yani burada sanki hani e, bir müdahale olacak gibi. Otavyo mu çıkar buradan ya da ne bileyim işte ileriden bir oyuncu mesela Otavio'yu ben Otavio'yu çıkartıp Bruno'yu oraya koymak Nasıl bir çözüm Ve Leao'yu koyma ama evet. o da biraz fazla işte şöyle bir problem var şimdi e, muhtemelen linç gelir yani Ronaldo'nun karşı pres konusunda artık bir şeyin kalmaması itibariyle oraya hani bir ekstra oyuncu bir ekstra mücadele mesela Otavio'da o var ya Otavio Hı -hı. geri kazanma konusunda var. Ilk. E, dolayısıyla Joao Mario oraya biraz ya da Joao Mario'ya geçtim sen diyorsun Bruno'yu oraya çekip biraz yumuşak kalabilir. Bence çözüm William Carvalho ya ki öyle de oldu zaten. Öyle de oldu. Müthiş oynuyor bile. <laughs> Betis'te de bu sezon geçen sezon da iyi geçirdi. Hem çok fizikli, hem böyle cüssesine göre daha çevik bir adam falan. Bence Ozan 4 yani 4-3 değil de 4-2-3-1 gibi iki tane tutucu, Neves ve Carvalho. Neves Carvalho yani. aynen. Örlerini atmak. Ki mesela şey de oluyor. Danilo Pereira'nın stoper'e geçmiş olması da oraya bir etkide bulunuyor. Çünkü önde kurduğu zaman savunmayı, Danilo Pereira da zaten hani orta sahadan alışkın olduğu için çok rahat top kazanıp öne oynayabiliyor. Hiç vakit kaybetmiyorlar neredeyse orada. Ronaldo 5. Dünya Kupası'nda 5 yani 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu. Ee, ona da bir değinelim Portekiz maçını kapatmadan. Ee, bir soru sorayım o zaman yayının sonunda da söyleyeyim cevabı. Ee, Ronaldo şu anda Portekiz milli takımının gol atan hem en genç oyuncusu hem en yaşlı oyuncusu. İki ülkede daha var bu durum. Danimarka ve Hırvatistan kim bu oyuncular sizce? Düşünün yayın sonunda söyleyeyim. İleri sarıp öğrenip geri de dönebilirsiniz. Sonuçta canlı değil bir şey değil yani. Ya da bekleyip. Yani o da olur. <laughs> yani bu trivia'yı. Yani daha iyi kurgulayabilir. Yanlış yerde, yanlış evet. yerde. Bunu evet, bunu daha iyi kurgulayabilir. Neyse. Bunun bak çok iyi tweet'i vardı. Bak alacağın şeyleri Ama zaten Twitter'da gördüm. İnternet… ha olur zaten. Aynı şekilde. Ayıp olur o zaman evet. doğru söylüyorsun. E, yani, Doğru tabii canım sen tek başına nereden bileceksin? 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Yani çok fazla bir şey değil mi bu ya? 16 yıldır her dünya kupası. Böyle sayınca daha da etkili oldu. Evet. Yani ee, bu kadar uzun süre oynamak bile her Dünya Kupası'nda oynamak bile çok mümkün olmayan. Yani 5 yani beş yazın... Dünya Kupası üst üste gitmek bile bazı takımlar için zor. Yani. Bazı takımlar değil ya. Yalnız... Ki gitmiyor takımı çok da gitmiyor. Yani şey. sana bağlı bir şey de değil bu aynı zamanda. <laughs> evet. Ya abi İtalyan olsan yoksun mesela anladın mı? Hani bir de şeyi düşünsene yani ilk oynadığı jenerasyon <laughs> yani şu anda nerede? Ne yapıyor? Maniche vardı. Benim. Aynen. Mesela ne oldu adama? Figo mesela ben son 15 yıldır Figo takım elbiseli görüyorum. Fikardo Sonunda postalar oynadım. falan vardı. Evet. Vitor Bayalar vardı. Yani yani. Onlardan Rafael Leao'ya kadar gelen bir süreç. Yani akıl almaz bir şey. Hani şeyleri falan geçtim. Yani Ronaldo Messi çekişmesi, işte sürekli bir tartışma, sürekli bir... Bu olayın sürekli gerginliğe dönüşmüş olmasını da ben anlayamıyorum. Yani sürekli diğerinden nefret ederek konuşmayı abi da Abi ben Penaldo ve Pessi yazanlarına valla çok sıkıldım. Ben o, ona girmiyorum bile. Yani abi şöyle bir şey olabilir mi ya? Yani 15 yıldır bir kamyon, yani binlerce kamyon gol atmış iki tane adam var. Dünya futbolunun en iyi bir ya da ikisi diye tartışılıyor. abi bir ya da iki tartışılırken biri çöp olamaz ya. Yani bu kadar... Artık bu da ahmaklık yani bunu da söyleyeceğim kusura bakmasın seyircilerimiz ama yani hani yapmayın gözünü seveyim yani. Dün bir tweet attım, <laughs> dün bir tweet attım ya kimle alakalıydı ee, dur unuttum şimdi altına direkt bir yorum çöp. <gülüyor> çöp. Çöp <laughs> yani <gülüyor> bu kadar. Bu kadar net. Ee, iyi bir kötü. kariyeri bu şekilde bu da çok <laughs> Peki, güzel. Peki bir fotoğraf. şey soracağım Ronaldo'nun maçın oyun söylediğinin almasıyla ilgili Kevin De Bruyne Belçika maçından sonra kendisinin maçın oyun seçilmesiyle ilgili olarak adımdan dolayı ben... De Bruyne olduğum için herhalde verdiler böyle ödülü demişti. Bugün adı Kevin aslında. Aynen. Aynen. Doğru. Ama işte onlar ad ve soyad konusunda bizim gibi değiller anladım kadarıyla. Mesela İsviçre maçında Birer Embolo golü attı ama Jan Sommer hatta sektirdiği top var çok basit kurtarışlar Jan Zomer seçildi. Burada bir açık görüyor musunuz? Yani çok yoruma dayalı, çok e, öznel bir şey aslında maçın oyuncusunun kim olduğu. Ben görüyorum yani. Bence Ronaldo değildi dün maça. Bruno Fernandes. Bruno olabilir. 66'dan sonra iki asist yapan ilk Portekizli olmuş Dünya Kupası'nda mesela. Ona verilebilirlerdi. Yani. yani Bruno olurdu. Joao Felix yine Ronaldo'dan daha iyi oynadı bence. Ya yani bayağı 2-3 oyuncu olabilirdi. Dördüncü falan sıradaydı bence Ronaldo ama işte ya yani perdeyi açtı falan oyunu o değiştirdi zaman vesaire. Hızlanıyorum. Hadi hızlan. Uruguay Güney Kore'ye geçtim. Yani ne bu konuşacağız maç, bu maçla ilgili? Bu maç hızı hak etmiyor. Bu maç bizim hızımızı hak etmiyor. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim. Berbat. Dünya Kupası oynanıyor. Güney Amerika'dan kalkıp gelmiş bir takım var. Uzak doğudan kalkıp gelmiş bir takım var. Buluşmuşlar Katar'da. Bir maç yapıyorlar uzatmalarla beraber 100 dakika top oynuyorlar. Kaleye bir tane isabetli şut yok ya. Yani. Allah kahretsin böyle. 2000'lerde şey. bunun olmadığı tek Dünya Kupası maçı yani. İsabetli şut hiç yok. Uijoh Huang'ın kaçırdığı gol çok konuşuldu da Bordo'da izleyenler biliyordur kendisini. Yani önemli tabiri, özelliğidir. İlk yerdeki kaçırdığını biliyorsun. Eee yani evet bu altı pasın hareketli. bu adam evet. birazcık kazmadır. Ee, çok pozisyona girer, çok çalışır ama kaçırır. Yani bu ilerleyen dönemlerde de olabilir. O yüzden e, artık şaşırmayalım Uijoh Huang'ın kaçırdığı Gol. Ben şeyi görünce Güney Kore kadrosu ya birkaç maçında anlatmıştım elemelerde. Yani gol atma ihtimali çok düşük gelmişti bana. Birincisi hani elemelerde mesela son çıkıp bir şey yapıyordu. Çünkü çıkıp bir şey yapabileceği rakiplere karşı oynuyorlardı. İşte ee, işte Vietnam, Lübnan falan filan hani bireysel yetenek orada işe yarıyor. Burada ya son çok kötü bir sezon geçiriyor ve buraya geldi. Sakatlıktan çıktı vesaire. E zaten 9 numara sen de dediğin gibi kazma. Yani böyle bir <laughs> problem var. E, ee, Diğer oyuncular, hücumda oynayan diğer oyuncular... Mesela işte 10 numarada e, Lee jae oynuyor. Yani o adam daha çok hani koşmasıyla ve top kazanmasıyla ve top kullanmasıyla Hani kim gol atacak? Kangin Lee mesela orada ha. birazcık fark yaratabilir. Aynen. Yetenek olarak mesela bir yeteneğe daha ihtiyaç vardı bence orada. Mallorca'da çünkü çok iyi bir sezon geçirdi ya şu ana kadar. Murice'de çok asist yaptı ama e, o da pek devreye giremedi. ya bayağı şey bir maçtı yani. Zaten şey hani beklerden falan öyle bir hücum katkısı... Çok mümkün değil. Duran top kalıyor geriye. Başka bir şey kalmıyor. Ama ben Uruguay'ın anlayışını çok... Ben Uruguay'la ilgili bir çift lafım var. Matias Çok sıkıldım. Ee, Ahmet Çakır'ın deyimli galiba. Et mi balık mı anlamadım. Topçulardan bir tanesi. Ee, Valverde'nin şutu inanılmazdı. Yani yanlışlıkla bir anda böyle bir ayıldım falan Valverde böyle. yani. Valverde'yi incelemek istiyorum. Yani i̇ncelenmesini istiyorum. Şu. Bir insanın iki şutundan biri <laughs> inanılmaz iyi olamaz ya ve o kadar sert ben bu kadar sert vuran bir oyuncu hatırlamıyorum bir daha bir yokluktan çıkarıyor evet. yani olduğu yerden yok falan çıkarıyor. yok yani pozisyon yok evet. hani şeyde var ya Premier Lig'de hı diye bir ses geliyor vuracağını anlıyoruz. öyle bir pozisyon yok yani ben buradan gerçekten bir kez daha kendisini takdir etmiş bulunayım Facundo Peristiri'yi anlamadım ben de anlamadım çok garip onu. bir tercih çok seviyor hep oynatıyor ama çok niye değişik yani? bir tercih yani Uruguay'ın bu kadroyla oynadığı bu top zor senin son fun fact bir tane Luis Suarez'e Edison Cavani ile ilgili. Ee, babaları çok yakın Kanks'miş, arkadaşmış ve aralarında 3 ay varmış doğumlarının Luis Suarez ile Edison Cavani. Haberli doğumlar diyorsun. Yani belki konuşmuş da artık çocuk yapalım böyle yaşımız da ilerliyor falan. Onları da topçu yaparız. 30 yıl sonra da Katar'da. Tavlada da e, karar verilmiş bir. Aynen böyle. Haydi kemik. Uruguay'da bir tanıdığımız varsa bu konuyla alakalı bir bilgisi varsa rica ediyoruz. Yani çok ufak bir olabilir. nüfus var bildiğim kadarıyla Uruguay'da. Hani Bunlar çok daha yüksek ihtimaller. İşte o dönem arttıralım demiş. Aynen. Manaları. Aynen. İzçi kamerun maçıyla ilgili ben bir şey söylemek istemiyorum. Siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Yani İsviçre Akmayan bir anlayış daha. olarak Fransa ama yetenek olarak Fransa ile alakası yok gibi geldi bana. Yani Ricardo Rodriguez artık bir bek değil, çıkamıyor. Ya çıksa da bir şey yapamıyor. Widmer Tamam belki biraz daha belki hücumda maharet yani. bak Widmer bir tek. Biraz bir daha ama, ama abi ya yani sonuçta inanılmaz öyle hücuma katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Şu çocuğa top getirin ya. Ee, şu çocuğa top getirin. Şu fotoğrafın hikayesini çok kısa anlatabilir miyim? Anlat, ee, Embolo Kamerun'da Joan Dededo doğuyor başkentte. Ee, annesiyle babası ayrılıyor küçük yaşta. Annesiyle Fransa'ya taşınıyor Embolo. Annesi okula gidecek galiba o dönem. Annesi orada İsviçreli bir adamla tanışıyor, evleniyorlar. O sayede İsviçre'ye taşınıyor. Birkaç yıl önce vatandaşlık alıyor bir 10 yıl önce falan ve sonrasında Kamerun'u bu golü atıyor. Yani kader resmen. Aynen. İsmet aynı zamanda da. Güzel. Ben şeyi anlamadım bu arada. Embolo var. Hani oynadığı her yerde işte bağlantı versin girsin ne bileyim çoklasın ön tarafı falan. Sürekli ceza sahasını orta yaptılar. Yani çözemedim ben onu. Kimse yokken. Bir tarafta Şaçiri oynuyor. Diğer tarafta Vargas oynuyor. Yani arka direğe gelip kafa vuracak bir insan da yok. Zaten Breel embolonun arkasında Sov oynadı. Yine defansif bir oyuncu. Bana çok şey geldi yani o kadro e, darlandı mı yani gerçekten darlandım. Ama cutback'ler de yaptılar ya. Yani Gol evet, öyle onlara, geldi. Aynen, bir tane öyle de geldi. pozisyon öyle geldi. Ee, o açıdan bence e... O mesela yani ceza sahasına sallamak yerine çizgiye evet. inip çevirdiklerinde pozisyon oldu. O zaman bugünün yani dünü kapatıyorum. Biz Kamerun'la ilgili bir şey. Kapatamadım söyle. Cameron'un e, çıkışlarını çok beğendim de bir sıfırdan sonra da herhangi bir şey yapamadılar. Evet. Ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Şarçeri, İsviçre'nin... O tam bu kadar hızlı söylemek zorundayım. Şarçeri, İsviçre'nin büyük turnuvalarda attığı son 24 golün yarısına direkt katkı yaptı gol ya da asist. Teşekkürler Can Öndüygü. Teşekkürler. O zaman Coca-Cola ile bugünün en keyifli maçına geçelim. Coca-Cola ile günün en keyifli maçına geçiyoruz. FIFA Dünya Kupası'nda bugün 4 maç var. Maçları ben sırasıyla söyleyeyim, sonrasında Buyurun. tercihimizi açıklayalım. Galler İran'la başlıyoruz. Devamında Katar Senegal maçı, devamında Hollanda Ekvador ve günü İngiltere İran maçıyla, İngiltere İran tabii ki de değil. İngiltere Amerika maçıyla kapatıyoruz. İngiltere Amerika maçında günün en keyifli maçı seçtik FIFA Dünya Kupası'nda. Sizden yorumlarınızı alalım. Doğru bir tercih bence de yani gollü keyifli bir maç olur. Bu iki ülke 1700'lerde karşı karşıya gelmişti. Amerika bağımsızlığını kazanmıştı. Ee, o açıdan e, bunun bir rövanşı da olarak da bakılabilir tabii. İngilizce konuşan iki takım ülke. Bir o, Tartışılır. FIFA yani. Dünya Kupası'nda iki kez oynamışlar. İngiltere hiç yenememiş. İki 2-0 böyle bir motivasyon. 1951 bir, bir tanesi çeyrek finalde böyle garip garip bir sıfırlık bir maç olması. Yeri 2006 mıydı? Katar'da galiba ya. Yani. Şey yani işte Scott Carson'ın Şöyle aldı hmm. içeriye doğru. Hmm. Clint Dempsey'nin. Hatta e, ABD medyasında e, kazandık diye. Yani bir bir ve kazandık. <laughs> Çünkü puan aldılar ya. Bir bir ve kazandık diye Tabii, bir başlık var. New York Post galiba. Yani. Evet evet. Onun şeyi gördüm ben. Ee, başlığını gördüm. Aynen. Geçen paylaşmışlar aynı şeyi. Ee, bu maçla alakalı sormak istedim. Amerika ilk maçta iyi başladığı bir maç. Galler'e karşı ama böyle sanki çift taraflı bir hmm. e, performansları vardı. İlk yarıda beklentilerin Tersi yönde baskın oynayan, ofansif oynayan, golü bulan e, bir takımken ikinci yarıda Galler'e karşı oyunu tamamen teslim ettiler bir noktada itibaren. Abi Galler'in öyle bir öğütücü özelliği var ya. Yani bu şeyle alakalı bence. de çok genç bir takım. Ee, ya yani 1-0... Yani ikiyi bulmuş olsa belki maç oraya gelmezdi ama Galler'in öğütücülüğü ve tecrübesi biraz üstün geldi. Dayak bir de yani. yani dayak bir de. dayak <laughs> evet. vardı. Yani Polis içi çok dövdüler. Kalite Yunus Musa'yı çok dövdüler. Ya Amerika için bir de bu daha farklı olacak çünkü daha çok alan bulacaklar. E, topu Galler maçında almışlardı. Bu maçta çok büyük ihtimalle hmm. İngiltere'de olacak top. Bir de şeymiş. E, Berhalter'la Southgate arasında böyle bir mentor ilişkisi var. Berhalter göreve geldiğinde Southgate'e mesaj atmış. Ne yapayım ben işte. Böyle tavsiyeler almış falan. Eşleştikten sonra WhatsApp'tan yazıyorum diyor Berhalter. E, mavi tik oluyor dönmüyor diyor. Hayırdır inşallah diyor. E yani sebebi çok açık ha, değil çok mi? Çok garip bir olay değil mi bu? Yani Southgate'sin bir anda mesaj geliyor. Telefona bakıyorsun. ABD'nin başına geçtim. Ne yapayım diye yani. <gülüyor> <gülüyor> o da ne yapayım diyebilir yani. Yani. Burada ee, İngiltere'nin, Amerika'nın e, Galler'in bile kullanabildiği zaaflarını çok da belirgin hale getirebileceğini düşünüyor musunuz siz de? Yani Düşünüyorum. Savunma zarflarını. Yani kötü abi. E, ABD'nin. O penaltıyı yaptıran Zimmerman mıydı? Zimmerman's Zimmerman. Yani. E yani Diğeri de Tim Lim zaten. Yani... Tim Lim... E, yılda bir kere düşen... Ozan Can'ın favori oyuncusudur. Aynen. Yani Premier League'de de oynayışını çok çözemedim. E, burada da oynayışını çözemiyorum. Yanlış şey söylemek lazım bence. Aşırı... ya yani Ön taraf da çok dinamik zaten. E, yani Belki çok yetenekli değil işte. Josh Sargent çok golcü bir oyuncu değil belki ama inanılmaz çalışan bir adam. Pulisic veya zaten aşırı atlet adamlar. Pulisic çok iyi top taşıyor. Bununla beraber mesela McKennie, Adams, eee Musa ya yani çok çok işte teklaysa kıyasla iyi mesela. O çok iyi. Yani orta sahada İngiltere'de kim oynayacaksa onların gerçekten başına ağrıtabilecek dinamiklikte e, üç 3 tane oyuncu. Jude ya yani Jude ayak uydurabilir biraz. Olmayacak diyorlar 11'i İngiltere basında. Yep. Yani aynı ile çıkacak diyorlar İran maçı. Konservatif yani zaten. tane alternatif niye değiştirirsin ki abi? Yani zaten Kane atmadı. Diğer o gençlerin de hepsi ilk gollerini atmış. İngiltere'de bence şu ilginç çok böyle e, soru işaretleriyle geldikleri bir kupada öyle bir ilk maça çıktılar ki bir anda bütün anlatı değişti. Yani çok daha böyle kendilerinden emin gözüküyorlar. Ya Sal şeyin pardon çok söyle. Şeyin tam tersini yaşamadılar mı ya? Başta beklediğimiz senaryo. İran çok fazla gol yemiyor. İngiltere akan oyunda gol atamıyor. 6-2 bitti maç. Aynen. Kısım. Her maç böyle olsun. Keşke her Keşke. maç böyle olsa. Diyelim günün diğer maç... Ha bu arada ben bu maçla ilgili bir yorumda bulunmak istiyorum. Ee, bol gollü bir maç bekliyorum. Bu kadar yorumum. Ha. O zaman bu yorumda yaptıktan sonra Coca-Cola ile FIFA Dünya Kupası'nda günün en keyifli maçını kapatalım ve diğer maçlara geçelim. Günün ikinci maçında Katar-Senegal mücadelesi bizi bekliyor. Katar'ın Allah affetsin ee, performansıyla Senegal'in uy, uyutulduğu bir maçta yediği bir şans golüyle diyeyim. Yani bir anda Şans edi... golü deme be. Şans yani golü demeyin. Pasa biraz ayıp olur. Pasa ayıp olur da yani Hollandalıların baskın olmadığı evet, bir anda yediği bir golle diyeyim. Ee, kaybettiği bir maç e, Senegal'in ben Katar'a iyi davranmayacağını düşünüyorum. Bugün. Artık Can Havli girecek devre ya. ikinci maçlar evet. daha farklı olacak. Hani sıkıcı da olsa maç bir takımın elenme korkusunu göreceğiz orada. E, dolayısıyla e, ben... Ya ben bugünkü maçtan bir beyler bu toptur performansı bekliyorum Senegal'den Katar'a karşı. Şeyi de söyleyeyim ya. Gerrit Bale bugün Galler tarihinin en çok milli forma giyen oyuncusu oluyor. Gunter'ı geçiyor ve diyor ki Bale bu maçı okullarda izletin diyor. Saat 10 olacak diyor Galler'de. Evet onu gördüm. yayınlayın diyor. Böyle bir Brezilya-Türkiye maçı yaşanacak Galler'li çocuk. Çok çok mantıklı ama yani. Yok, aynen. Tabii canım. Cimru. Cimru mu? Cimru. Cim diye mi okuyayım? Yok sallı. Cim miymiş? Ha. Yok yok ya Simru, Sumru. Var. O, o dil çok acayip. Galler'in yeni şey... ismi bu arada. Evet, o... Zimru. Ya yani hep... Biz ne saçmalıyoruz diyorsanız. Yani. Ya hep ismiydi de. hayır yani, hayır. Artık yani bundan sonra böyle olacak. Kendi kendinize bir şey söylüyorsunuz evet. durduk yere demesinler diye söyledim. Hollanda Ekvador maçı var. Ee, i̇lk iki maçtan yani ilk maçlarından galip ayrılan iki takım. E ya Hollanda için iyi bir sınav olacak yine. Ee, gerçek bir sınav değil diğerleri gibi ama iyi bir sınav olacak. Ee, Ekvator için de Katar karşısındaki performansın aslında bir illüzyondan ibaret olup olmadığını göreceğimiz bir şu, maç diyebiliriz. Öyle aslında. Ya Ekvador hakikaten iyi savunma yaparak geldi. Hani şeydi Katar herhangi bir şey yapmadı belki ama baya e, bayağı iyi takımlara karşı Güney Amerika elemelerinde iyi savunma yaparak geldiler zaten. Bu güzel bir test olur. Gerçi yani Hollanda'da ilk maçta öyle gümbür gümbür oynamadı. Evet. Ben şeyi mesela merakla bekliyorum. Berhüs'ü oynattığı yer çok garip gelmişti bana. Tam böyle. Gene orada mı oynayacak? Bernardo Silva gibi bir yerde oynattı He. onu. Benim 0-0 adayım ya bu maç. Hangi maç? Hollanda'ya Bir falan. şey olmaz maçı. Evet. Bir şey olmaz. 60'a kadar öyle giderse. Alt bu maça da. Ben alt demiş bulundum. Ee, i̇lk maça neydi ilk maç? Galleri İran. Galleri İran. Galleri İran'a geçelim. Galleri İran maçında da Tahmin mi Garip bir şekilde iki takımda gol bulacağını düşünüyorum. Ben de, ben de. Yani. Bir farkla Galler galip alır, olur burada. İnşallah bu dediklerimiz tutar. Ee, günün diğer maçında Katar Senegal'de dümdüz Senegal diyorum. Hatta şey Senegal Sıkıntılı diyorum yani galibiyet. Dert çıkaracak bir Senegal galibiyeti diyorum Katar'a. Katar Şeyhlerin e, tadını tamam. tribünde kaçıracak bir Kaçırır. maç. İngiltere maçıyla ilgili de yorumumuzu Yaptık Amerika çok ile ilgili. Çok gol. Umuyoruz çok gol. Umuyoruz çok gol. Güzel gibi. bir gün olacak bence ya. Bence yani. de güzel bir gün ya olacak. Ya şöyle bir sıkıntı var. Dün eşleşmeler itibariyle beklentimiz çok yüksekti. Berbat geçti dün. Bugün aslında eşleşme itibariyle çok kağıt üzerinde bir beklenti yok gibiyken bence güzel olur. Bence de. Diyelim ve kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. İlk moderasyon denememde bana eşlik ettiğiniz için iki usta moderatör olarak sizlere tekrar tekrar saygılarımı ve Kameraları olsun. bozmayacak olsa elini sıkacaktım da sıkmayacağım. Kalkınca sıkarsın. Güzel. Teşekkür ederiz. Kupasın bu bölümünden size veda ediyoruz. Yarın bu saatte yine başka bir ekiple görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.